Günaydın. Şimdi içeride özellikle gelişmeler var. Piyasaları çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Terör saldırıları, önce Şanlıurfa'da patlama, 31 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, daha sonra bir askerimizin hayatını kaybetmesi ve iki polisimizin şehit olması, gerilim var. Bunun da piyasada yansıması var. Bir yandan da hükümeti kurma çalışmaları, AK Parti ile CHP görüşmelere devam ediyor. İkinci tur görüşmeler yapılıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de bugün veriler gelecek. Orada da faiz artışı konusunda bir sinyal bekliyoruz. Bu ortamda Borsa İstanbul 81 bin puanın üzerinde kaldı. 80 bin puanın altına sarkmadı. Borsa İstanbul'da nasıl bir seyir görürüz bugün? Onunla başlayalım. Evet, şimdi esasında güzel özetlediniz. Son gelişmeler sonrası zaten hani ciddi bir satış baskısını yaşadık. Baktığımız zaman bu sabah Asya'da genelde yatay bir seyir söz konusu. Amerika'da yine keza bir miktar kayıp vardı ama hani bu sabah sanki hem döviz tarafı hem de yurt dışındaki seyir yatay güne bir başlangıç yapacağımızı işaret ediyor. Yine gündemimiz dediğiniz gibi içerideki siyasi gelişmeler ya da işte gerginliğin devam edip etmeyeceği yönünden gelecek haberler. Piyasa hep bunları yakından takip edecek gibi gözüküyor. Ki hatırlayalım, yani bayram tatili öncesi oldukça olumlu bir havamız vardı. Özellikle kur cephesinde 2.63'lere doğru gerilen dolar TL söz konusuydu. Fakat bu Suruç'taki saldırı özellikle jeopolitik risklerin algı bozulması yarattığından dolayı hem kurlar cephesinde hem de borsa cephesinde ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmamıza sebebiyet verdi. Öte Evet. yandan siyasi tarafta da herhangi bir en azından somut gelişme olmaması ve o 45 günlük sürenin giderek daralıyor olması piyasa üstündeki baskıyı arttırıyor gibi gözüküyor. Özellikle konuşsak bugün yatay bir başlangıç yapacağız. Yine ana gündemimiz yurt içi olacak. Yurt dışında zaten bugün Avrupa tarafında önemli bir veri yok. Akşama doğru Amerika tarafında bir veri gelecek ama çok ciddi bir hareket edeceğini düşünmüyorum. Ana gündem bir kez daha Türkiye'deki gelişmeler olacak diye düşünmekteyim. Dolarda tansiyonun düşmemesine ne diyorsunuz? Yani 2.70'in altına tekrar sarkamadı. 2.71'in üzerinde kaldı. Bu geçici mi yoksa bir müddet daha kalır mı? Bir müddet daha devam edebilir. Çünkü dediğim gibi bu Türkiye spesifik bir olay. Özellikle bu hafta yaşadığımız olaylar, bu terör saldırıları. Bayram öncesi hem dolar TL hem euro TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha pozitif bir seyir izlemişlerdi. Fakat bu algının bozulduğunu görmekteyiz. Yani TL sepet bazlı değer kaybetmeye devam ediyor. Şimdi tabii hafta sonu bir HDP mitingi var. Bununla da ilgili bir miktar, bir kaygılı bekleyiş var. Acaba hani tansiyon tekrardan yükselir mi diye. Bu tabii özellikle Türkiye'ye seçim sonrası yeni pulusunu almış yabancı kanadının bir miktar bence şey yapmış olabilir, tedirgin etmiş olabilir. Bunlar pozisyonunu bir miktar azaltmaya gitmiş olabilirler. Bundan dolayı ben bu seviyelerde dolar TL'nin bir miktar daha zayıf seyrini sürdürme ihtimali yüksek olarak görmekteyim. Bugün Merkez Bankası'nın toplantısı var. Çok kısa olarak ondan bir değişim bekliyor musunuz? Hayır, herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Çünkü Merkez Bankası kurlarda bu tansiyon devam ettiği sürece faiz indirme konusunda isteksiz olacaktır. Onlar sonuçta Evet. bunu görüyorlar. Yani belki enflasyon tarafında olumlu haberler geliyor ama kurlar cephesinde bir tansiyon var. Bu sadece bize özgü bir şey değil. Yani bu Fed ile ilgili beklentilerden dolayı gelişmekte olan ülkelerde yani yıl boyunca dolara karşı zayıf bir seyir var. Bu ortam sürdüğü sürece Merkez Bankası'ndan radikal bir karar almasını Evet. beklememek lazım diye düşünmekteyim. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için. Cem Tözge telefon hattımızdaydı. Biz